Merhabalar sevgili dostlar. Bu videoda koşu bandında en iyi verim sağlanabilmesi için yapılması gerekenleri anlatacağız. Şimdi en çok hatanın bu olduğunu düşündüğüm için, bu aylarda yapılan hatanın bu olduğu için bu videoyu özellikle çekiyorum. Mümkün olduğu kadar birçok arkadaşınıza bunu ulaştırırsanız sevinirim. Büyük ihtimalle birçok spor salonu sahibi bu videomu çok beğenecektir. Çünkü boşa geçen bir zaman, boşa harcanan bir koşu bandı elektriği, yani boşa, yani tam verimli olmadığı için zaten en büyük sorunu yaşıyoruz. Yoksa tabii ki koşu bandının üzerinde siz hangi şartlarda olursanız olsun, zaman geçirdiğiniz zaman sağlığınız için en azından bir şeyler yapmış olacaksınız. Ya da zarar vermiş olacaksınız. Şimdi koşu bandının üzerinde zaman geçirirken eğer hedefiniz yağ yakmak ise, hani kondisyon kazanmak, ne bileyim işte nabzınızı düzeltmek, bu kısımlarda eğer iyi ciddi bir şeyler yapmak ise hedefiniz, yapılması gereken bir kere ön aşama var. Hani diyelim ki ben bugün spora başladım, hadi koşu bandının üzerine çıkayım, bir saat öyle yularından kurtulmuş at gibi koşturayım, ne olmuyor arkadaşlar bu işler? Hakikaten olmuyor. Çünkü vakti zamanında birçok spor salonu işletirken ve sorumluluğunu üstlenmiş olduğum birçok sporcu varken benim bile en çok sıkıntısı yaşamış olduğum şeydi. Hani olması gerekenden daha fazla üzerinde zaman geçirmeler. Yani boşa boşa şeyler. Neyse. Biz olayı bir aydınlatalım. Şimdi arkadaşlar, önem sırasına göre anlatacağım bir kere. Bu çok önemli. Koşu bandından maksimum yağ yakabilmek için birinci şart, yağ yapan yiyecekleri vücudunuza sokmamanız gerekiyor. Yani aynı anda, şimdi siz frene basıyorsunuz ya, aynı anda gaza basmanın bir anlamı yok. Yani vücudunuza bir taraftan yağ yapan yiyecekleri sokarak öbür taraftan yağ yakmaya çalışmanın bir anlamı yok. Bir kere başlangıçta yağ yapan yiyecekleri, yani her zaman söylüyoruz, şeker ve undan uzak durmaya çalışıyorsunuz. Tabii işlenmiş olanların. Sağlıklı un ve sağlıklı şekerler mevcut. Bunlar bir şekilde beslenmenizin içerisinde alınabilir. Birinci hata bu. Amcamı görüyorum ya da abimi görüyorum ya da kardeşimi görüyorum. Köşeden geliyor, almış eline çikolatayı, ısıra ısıra geliyor. Daha iyi spor yapacak, daha iyi koşacak, daha iyi yağ yakacak. Takdir sizin. İkinci en önemli kural arkadaşlar. Eğer vücudunuz dinlenik değilse, dinlenmemiş ise eğer, yani ikinci kural dinlenme. Dinlenmeden kastım uyku ve organların güzel bir şekilde çalışabilmesi. Bunun için hadi çalışan kesim için de işin içerisine katalım. İşte akşamları rahat uyuyanları, düzgün uyuyanları da işin içerisine katalım. Düzgün uyumuş bir 7-7,5 saatlik uyku. Bu önemli. Ki vücut kendisini hızlı toparlayabilsin, antrenman esnasında size destek verebilsin, size köstek olmasın. Yorgun bir vücutla beraber spor yapmak çok manasızdır. Emin olun dinlenmek, üzerine spor yapmak çok daha akıl kârı olacaktır. İkincisini de söyledik. Sıra geldi üçüncüsüne. Şimdi arkadaşlar, eğer koşu bandından maksimum fayda sağlamak istiyorsan kassal egzersiz yapacaksın. Nokta. Ha demiyorum illa spor salonu olacak. Çünkü insanlar hep söylüyor. Hocam illa spor salonu, illa spor salonu diyorsunuz. Hayır. Ağırlık antrenmanlarınızı kendi vücut ağırlığınızı kullanarak da yapabilirsiniz. Bu yani çok zor olmasa gerek. Genellikle barfix, yani pull-ups'ı öneririz fazlasıyla. Fakat hani burada siz kendi vücudunuzu kaldıramadığınız için bir lastik, yani kalın bir lastikten yardım alabilirsiniz. Barfix çekmiş olduğunuz yere onu dolayarak, ayağınıza geçirerek sizi yukarı doğru destekleyecektir. Önerebilirim. Squat önerebilirim. Herhangi bir ağırlığı alıp deadlift önerebilirim. Ondan sonra walking lunge önerebilirim ki önemlidir. Hani karın kası üzerine zaten yoğunlaşıyoruz. Yağ yakmak üzerine yoğunlaşıyoruz. Karın egzersizi öneririm. Yani vücut kas olarak çalışacak. Çünkü vücut da kas olarak çalıştığı zaman, yani sadece kardiyo ile yaptığınız zaman vücut, yani nasıl söyleyeyim size, zayıf düşüyor. Yani eksik bir araç gibi düşünün. Tamam gidiyor ama bir kısımları yok. Dolayısıyla hani tam bir verim için kassal egzersiz şart. Şimdi kalkıp bunu bilimsel terimlerle bana açıklatmayın. Gerekiyor arkadaşlar.
Dördüncü olarak da interval egzersizler çok öneriliyor. Özellikle son 10 yılda bu çok revaçta. Hani bunun için genellikle işte burpee dediğimiz bir hareket var. Ondan sonra sprint atabilirsiniz. Hani şöyle bir şey düşünün, bir halı saha düşünün. Halı sahanın uzun köşelerinde yavaş koşarak, kısa köşelerinde depar atarak. Yavaş köşeye, uzun köşesine ya da atıyorum belirlemiş olduğunuz iki çizgide yavaş, iki çizgide ise sprint atıyorsunuz. Hani bu da güzel bir interval egzersizdir. Aklıma başka şu anda gelen jump jack olması lazım. Yani o da bu grubun içerisinde. Neyse araştırırsınız. Şimdi intervalle alakalı bir video yaptığımız zaman da daha detaylı olarak koyabiliriz. İnterval egzersizdeki mantık ise şudur arkadaşlar. Çok basit. 30 saniye egzersiz yapıp 30 saniye dinlenmek de bu iş içerisinde olabilir. Yani 30 saniye jump check yapıp 30 saniye dinlenmek. 30 saniye burpee yapıp 30 saniye dinlenmek. İşte 30 saniye sprint atıp 30 saniye yürümek. Hani illa süreyle alakalı, hani bir kotaya sokun bizi, illa böyle bir destek verin, hani hocam nedir falan diye soracak olursan sürelerini de verdim size. Şimdi arkadaşlar bakın, beslenmenize dikkat ederek birinci kapıyı açtınız yağ yakmak için. Üzerine durmadınız, dinlenerek bir kapı daha açtınız. Durmadınız, ağırlık antrenmanı yaptınız, bir kapı daha açtınız. Durmadınız, üzerine interval egzersizi yaptınız, bir kapı daha açtınız. Ve sıra geldi kardiyovasküler egzersizlere. İşte burada tam maksimum verim alırsınız. Sonra 3 ay sonra gelip dersiniz hocam sizinkisiyle yaptık 10 numara oldu. Ya da 3 ay sonra gelip bana demeyin. Hocam bak biz bu kısımlarını yapmadık. Koştuk, hopladık, zıpladık ama işte göbek hala duruyor. Tamam bir takım yağ yaktık ama istediğimiz verimi alamadık. Şimdi yapmanız gereken şeylerin ne olduğunu fazlasıyla biliyorsunuz. Ha gelelim koşu bandında geçen zaman ya da işte bisiklette geçen zaman ya da elliptical coast'ta geçen zaman. Şimdi özellikle buralarda yağ yakmak hani sizin nasıl söyleyeyim bilimsel olarak size destek veren cihazlar bunlar. Çünkü üzerlerinde süre tutarı var yani timer var. Üzerinde yağ yakım nabzını hesaplayabilmeniz için nabız ölçeri var. Birçoğunda da listeyi bile koyarlar. İşte şu yaşta bu nabızla yapın, bu yaşta bu nabızla yapın. Onları da anlatacağım şimdi merak etmeyin. Bu elliptical cross bisiklet yani sizin yaptığınız antrenmanı böyle daha nasıl söyleyeyim planlı ve programlı yapmanızı sağlar. Hani şimdi outdoor yaptığınız zaman özür dilerim dışarı çıktığınız zaman yapmış olduğunuz egzersizlerde sahil egzersizlerde hani ya da orman egzersiz koşularında hani bunları ölçmek ve zor olacaktır. Hani başlayanlar için söylüyorum yeni başlayanlar. Tabii belli bir spor geçmiş olduktan sonra insanın dışarıda koşacağı ritmi de zaten kendisi 3 aşağı 5 yukarı yakalayabiliyor ya da işte biraz daha ilerleye taşıyarak bu işin nabız ölçülerini de alıp dışarıda da yapabilirsiniz. Ama hani pratiklik noktasında her zaman koşu bandı, elliptical cross, bisiklet ya da işte atıyorum stepper makinesi aklınıza ne geliyorsa bunlarla yapmak daha rahattır, daha kolaydır. Ben kendi payıma söylüyorum. Kardiyo cihazların üzerinde zaman geçirirken çok sıkılıyorum. Hani hamster gibi sürekli olduğun yerde kalmak. Çünkü hani bana yani çok büyük bir hareketmiş gibi gelmiyor. Sürekli aynı şeyleri yapıyor olmak. İşte burada kendinizi biraz oyalayabilirsiniz. Oyalamak için hani eğer temponuzu çok bozmayacaksa biraz laflamak olabilir. Yanınızdaki arkadaşla aynı anda koşarak. Ne bileyim bir istemiş olduğunuz bir görsel, bir dizi, bir film açıp ona motive olup gidebilirsiniz. Ne bileyim doğa, aklınıza ne geliyorsa, yani bildiğim kadarıyla dergi okuyanı bile var bu işin içerisinde, gazete okuyanı bile var. Ki eğer cihazınız uygunsa hani internette bile zaman geçirebilirsiniz. En azından hani aklınızı biraz şey yapabilmek için. Ha, kardiyo egzersizlerinde muscle mind connection yani kaslar arasında böyle bir diyalog kurmak zorunluluğu yoktur. Hani oyalarsanız beyninizi farklı yerlere düşüncelerinizi atarsanız daha rahat geçecektir. Ama tabii bu da hani %100 kopun anlamına da gelmiyor. Ha, ben burada ne işim var olmayın yani. Gelelim hangi nabızlarda yaparsak vücudumuz gerçek anlamda istemiş olduğumuz yağ yakar. Hani 3 aylık sonunda vücudumuz yağ yakıp göbeğimizi tamamen indirebilmemiz için yapmamız gereken. Arkadaşlar yani çok makale okudum. Kimisi tamam vardı öyle bir şey artık değişti. İşte artık bu var, işte şu var, bu var. Zamanında hani bunu biz öğrenmiş olduğumuzla bu şekilde çözdük. 220 diye bir rakam var arkadaşlar.
220 rakamı kalbinizin bir dakikada attığı zaman, eğer atarsa durduğu andır. Yani 220'ye geldikten sonra mevzu bu. Dolayısıyla hani bu rakam bizim yağ yakım nabzımızı hesaplamamız için gerekli olan en öncelikli rakam. 220'den yaş çıkartılıyor. Çıkan sonucun hangi yaştaysanız, 40 yaşındaysanız 40'ı çıkaracaksınız, 30 yaşındaysanız 30'u çıkaracaksınız. Çıkan sonucun %60-65'i minimum yağ yakım nabzını verir, %75-80'i ise maksimum yağ yakım nabzını verir. Niye 60-65 diyorum? Çünkü orada hani böyle bir parça oynamak, hani çok yeni başladıysan 60'la başlayıp sonra 65'e çıkıp sonra yavaş yavaş yukarılara tırmanın diye o aradaki boşluğu da veriyorum. Hani %80'de gerçek anlamda hani bu işi çok ilerlemiş, hani gerçek anlamda kondisyonu açılmış, uzun zamandır spor yapıyordur, kalp ve damar sağlığı bunun için müsaittir, doktor hiçbir şekilde tehlike görmemiştir, yapılabilecek tempo ise budur. Hani bunları anlatıyor olmamızın sebebi, gerçekten orada zaman geçirirken boşa zaman geçiriyorsunuz. Hani bilmiyorum, şaka gibi gelecek ama orada harcanan, koşu bandının harcamış olduğu elektriğe bile acıyoruz. Hani yazık günah. Ha derseniz ki hocam ben sağlık için koşuyorum, hareket olsun, vücutta bir sirkülasyon olsun, ben yerim içim keyfime bakarım, arkadaş diyecek bir lafımız yok. Ama 3 ay sonra gelip de hani bize bir şey söylemeyin. Çünkü hani bu işin başında biz bilgimizi verelim, siz de istediğinizi yaparsınız. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz.